Ben oradan vefat eden genç bir delikanlıyı tanıyorum. 1,5 ay komada kalan Harun Kolça, hastanede gizli bir şekilde ziyaret eden ünlü kim? Kapıdan gelip Harun demesi çok güzel bir sürprizdi yani. Ayşe kadın fasulye yaptırıp gönderdi bana ya. Yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Zor zamanlar artık onun için geride kaldı. Bu koşullarda olabilecek en iyi haldeyim. En büyük servetin sağlık olduğunu anladı. Önemli olan moral, huzur, çevrenizdeki insanlar. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Prostat kanseri tedavisi gördüğü sırada bir de kan zehirlenmesi sonucu yoğun bakıma alınmıştı Harun Kolçak. 1,5 ay komada yatmıştı. 2 tedavi gördüm aslında. Sadece prostatla ilgili değil. Ondan önce gördüğüm o uzun yoğun bakımda kaldığım tedavi, bu hastane mikrobu denen bir kan zehirlenmesi ve oradan kurtulmak çok zor. Ben oradan vefat eden genç bir delikanlıyı tanıyorum. Nereden kaptığımı bilmiyorum ama genelde hastanelerden kapılıyor deniyor. Ölümden döndü ve sevenlerinin dualarıyla yeniden ayağa kalktı Harun Kolçak. Hatanın neresinden dönersek dönelim kârdır diyor Harun Kolçak ve bir de itirafta bulunuyor. Beni arkadaşım evde baygın bulmuş. Yani açıkça itiraf ediyorum, ihmal ettim. Suçlu benim, kimse değil. Hiçbir hastane, hiçbir doktor suçlu değil, suçlu Harun Kolçak'tır. Kurtar beni. Komadan uyandıktan sonra dünya görüşü 180 derece değişmiş. Her anın değerini bilmek lazım. Her nefesin değerini bilmek lazım. Çünkü aldığımız nefes bile bize ait değil. 1,5 ay komada kaldıktan sonra iyileşme sürecine giren Harun Kolçak, hastanede kendisini ziyaret edenler arasında en çok Nilüfer'e şaşırmış. Mesela bir gün geç saat geçti, tek başına Nilüfer geldi. Şaşırdım yani. Sonuçta hastane tamam, çok güzel bir hastane, herkes çok şeker, çalışanlar, doktorlarım, hemşireler. Bir anda Nilüfer, kendisi de gördüğü için her şeyi. Ama gecenin o saatinde böyle kapıdan gelip Harun demesi çok güzel bir sürprizdi yani. Nilüfer de meme kanserine yakalanmış, tedaviyle kanseri yenmişti. Harun Kolçak'ın yaşadığı sıkıntılı dönemi iyi bilen Nilüfer, yakın arkadaşına bir de sürpriz yapmış. En sevdiği yemeği göndermiş. Ayşe kadın fasulye yaptırıp gönderdi bana ya. Nasıl, el lezzetli mi? Vallahi çok güzeldi çünkü Ayşe kadın fasulyede zeytinyağı ile şeker oranı çok önemli. Çok güzeldi. Yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal. Çok geç rastladım. Hastalanmadan önce Aşkı Nur Yengi, Işın Karaca, İrem Derici, Gökhan Türkmen gibi birçok değerli isimle düet yapan, yüreklere işlemiş Harun Kolçak şarkılarını bir düet albümde toplayan 61 yaşındaki şarkıcı, adeta ikinci hayatına adım atmış, dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlamış. İnsan ilişkilerinde zorlanıyoruz, dışarıda sokakta rastladığım biriyle bir anda ters bir ilişkiye girme olasılığı olabiliyor. İşte o anları dikkatli değerlendirmek lazım. Yani zorlaştırmamak lazım hayatı. Müdahale etmemek lazım. Hayat kendi güzel akıyor aslında yani. Yanımda kal, yanımda kal. Çok geç rastladım sana.